Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 4. sınıf matematik, doğal sayılarla kısa yoldan ve zihinden çarpma işlemini sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce isterseniz doğal sayılarla çarpma işlemi videomuzu da, bundan bir önceki videomuzu da izlerseniz sizin için yararlı olacaktır arkadaşlar. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet, bugünkü dersimizde doğal sayılarla kısa yoldan ve zihinden çarpma işlemi konusunu beraber arkadaşlar ne yapacağız? Öğreneceğiz. Bir doğal sayı 10, 100 ve 1000'in katlarıyla kısa yoldan çarpılmak istenebilir. Bu durumda doğal sayı önce 10, 100 ve 1000'in belirtilen katı ile çarpılır. Daha sonra çarpım 10, 100 ve 1000 ile çarpılarak işlem sonucu bulunur. Bu biraz tanım uzun oldu. Belki kafanız karışmış olabilir. İsterseniz bu alttaki örnekleri yaparak yukarıdaki tanımı ne yapalım? Anlamlı hale getirelim. Burada ne verilmiş? 33 çarpı 20 verilmiş. Yukarıdaki tanımda belirtilmek istenen şu. Önce ne yapıyoruz biz? 33 sayısıyla 10'un katı olan. Burada 10'un katı olan hangisidir arkadaşlar? 2'dir. Yani 20 10'un 2 katıdır. Önce ne yapacağız biz? 33 ile 2'yi çarpacağız. Hemen yanda çarpalım. 33 ile 2'yi ne yapıyoruz? Önce çarpıyoruz. Evet. 2 tane 3. 2 kere 3 6. 2 kere 3 6. Evet. 33 çarpı 2 kaçmış arkadaşlar? 66'ymış. Daha sonra biz ne yapıyoruz? 66 ile 10'u çarpıyoruz. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şu. Biz hangi sayıyı 10 ile çarpmak istersek bunun çok kolay bir yolu var. Ne yapıyoruz? Önce sayımızı yazıyoruz. 66'yı yazıyoruz. Daha sonra ise bu sayının sağ tarafına bir tane ne ekliyoruz? 0 ekliyoruz. Yani 10 ile çarpmanın kısa yoldan yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Siz isterseniz 66'nın altına 10 yazıp da çarpabilirsiniz. Hatta onu da gösterelim. Yani yapmak istesek şu şekilde olacaktık. 66 ile biz 10'u çarpacaktık. İşte 0 kere 6 0, 0 kere 6 0, 1 kere 6 6, 1 kere 6 6. Topluyoruz. 0 aşağı indik. 6, 6. Yine kaç bulduk? 660. Ama biz bu kadar uzun bir işlemi yapmadan da 66 ile 10'un çarpımını ne yapabiliriz? Kısa yoldan bu şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Sayımızı yazıyoruz. 66'yı yazdık. 66'nın sağ tarafına bir tane ne yaptık? 0 ekledik. Yani sayıları 10 ile çarparken de bu yöntemi kullanabilirsiniz. 10 demek bir tane 0 demek arkadaşlar. Evet. Demek ki biz bir doğal sayıyı 10, 100 ve 1000'in katlarıyla kısa yoldan çarparken önce ne yapıyormuşuz? Sayımızla yani diğer çarpanımızla 10'un katını çarpıyoruz. Daha sonra da ne yapıyoruz? Bulduğumuz sonucu 10'la çarpıyoruz. Evet, 10'la çarpma, 10'un katı olan sayılarla çarpma, kısa yoldan çarpma bu şekilde arkadaşlar. Bir de diğer örneğimize bakalım. Burada da ne yapmış? 33 ile 200'ü çarpmış. Arkadaşlar burada da 100'ün katı olan bir sayı var. Yani biz 33 ile 100'ün katı olan bir sayıyı ne yapacağız? Çarpacağız. 200 nedir? 100'ün 2 katıdır. Yani onlukta olduğu gibi burada da yapmamız gereken nedir? Önce ne yapıyoruz? 33 ile 2'yi çarpıyoruz. Az önce yapmıştık işlemimizi. 2 kere 3 6, 2 kere 3 6. 66 bulmuştuk. Daha sonra 66 ile de neyi çarpacağız arkadaşlar? Biz 100'ü çarpıyoruz. Evet. Bunda da aynı şekilde arkadaşlar. 10'da olduğu gibi bunda da şunu yapıyoruz. Önce 66'mızı yazıyoruz. 10'da ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir tane 0 ekliyorduk. Ama 100 ile çarparken baktığımız zaman 100'de kaç tane 0 var? 2 0 var. 66'yı yazdık. 66'nın sağ tarafına ne yapıyoruz? 2 tane 0 ekliyoruz. Sayımız kaç oldu arkadaşlar? Birler basamağı, onlar yüzler basamağı ayırdık. 6600 oldu arkadaşlar. Evet, son olarak da arkadaşlar şu var. Bir de ne var? Doğal sayılarla bir doğal sayı ile 1000'in katı olan
bir sayı çarpılırken arkadaşlar yine aynı yöntemi uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? Doğal sayı ile 1000'in katını çarpıyoruz önce. 33 ile 2'yi çarpacağız. Yukarıda da aynı işlemleri yapmıştık. 2 kere 3 6. 2 kere 3 6. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bulduğumuz sonucu yani 66'yı biz ne yapıyoruz daha sonra? 1000 ile ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Evet, eşittir diyoruz. Arkadaşlar diğerlerinde yaptığımız gibi bunda da aynı şekilde yapıyoruz. Doğal sayımızı önce 66'yı yazıyoruz. Daha sonra onun sağ tarafına ne yapıyoruz? 1000'de 3 tane 0 var. 3 tane 0'ımızı ekliyoruz. Evet, sonucumuz kaç? 66.000. Evet, doğal sayılarla demek ki arkadaşlar bir doğal sayı ile 10, 100 ve 1000'in katlarıyla kısa yoldan çarparken önce ne yapıyoruz? Doğal sayıyla eğer 10'la yapıyorsak 10'un katıysa önce doğal sayıyla 10'un katı olan sayıyı çarpıyoruz. Daha sonra bulduğumuz sonucu 10'la çarpıyoruz arkadaşlar. 10 demek bir tane 0 demek. 66'nın sağ tarafına bir tane 0'ı ne yaptık? Ekledik. Demek ki bir doğal sayı ile 100'ün katı olan bir doğal sayıyı çarparken ne yapıyoruz? Önce doğal sayı ile 100'ün katı olan sayıyı çarpıyoruz. Daha sonra bulduğumuz sonucu 100 ile çarpıyoruz. 100 demek 2 0 demekti. Sonucumuzun sağ tarafına 2 tane 0'ımızı ne yapıyoruz? Ekliyoruz. 1000'de de aynı şekildeydi arkadaşlar. Bir doğal sayı ile 1000'in katı olan bir doğal sayıyı çarparken doğal sayı ile 1000'in katını önce çarpıyorduk. 66 bulduk. Daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Bulduğumuz sonucu 1000'le çarpıyorduk. 1000 demek 3 tane 0 demekti. Sayımızın bulduğumuz sonucun sağ tarafına ne yapıyorduk? 3 tane 0'ı ekliyorduk. Evet, yukarıda arkadaşlar bu kadar bahsedilen yani kaç satır burada? 5 tane satırda bahsedilen konumuzun özeti bu. Evet, diğer konumuza geçelim isterseniz. Şimdi de arkadaşlar doğal sayıları 5 ile, 25 ile ve 50 ile kısa yoldan çarpma işlemlerine bir göz atalım. Evet, ilk olarak bir doğal sayı 5 ile kısa yoldan çarpılırken doğal sayı önce 10 ile çarpılır, daha sonra çarpım ne yapılır arkadaşlar? 2'ye bölünür. Bunlar kısa yoldan çarpma işlemleri olduğu için arkadaşlar bu yöntemleri kullanıyoruz. Demek ki burada bir tane örneğimiz var. 60 çarpı 5 demiş. Arkadaşlar demek ki doğal sayıları 5 ile kısa yoldan çarparken ne yapıyormuşuz? Doğal sayımızı önce 60'ı 10'la çarpıyoruz. 10'la çarparken arkadaşlar ne yapıyorduk kısa yoldan? Önce diğer birinci çarpanımızı yani birinci doğal sayımızı direkt yazıyorduk. Ve onun sağ tarafına ne yapıyorduk? Bir tane sıfırımızı ne yapıyorduk arkadaşlar? Ekliyorduk. Demek ki 60 çarpı 10 600 yapıyor arkadaşlar. Daha sonra da bulduğumuz sonucu ne yapıyoruz? 600'ü 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 6'nın içinde 2 3 kere var. 3 kere 2 6 0. Sıfırlar iniyoruz arkadaşlar aşağıya. Daha sonra sayımızın sağ tarafına sıfırları ekliyoruz. Demek ki 60 çarpı 5 arkadaşlar kaçmış? 300'müş. Evet, 5 ile kısa yoldan çarparken önce sayımızı 10'la çarpıyoruz. Daha sonra bulduğumuz sonucu ne yapıyoruz arkadaşlar? 2'ye bölüyoruz. Bu kadar kolay. Şimdi bir doğal sayı 25 ile kısa yoldan çarpılırken doğal sayı önce 100 ile çarpılır. Daha sonra çarpım ne olur arkadaşlar? 4'e bölünür. Evet, burada 60 çarpı 25 demiş arkadaşlar. Biz önce ne yapıyoruz? 60'ı 100 ile çarpıyoruz. Hemen çarpalım. 100 ile kısa yoldan çarpılır. Çarparken arkadaşlar 100 ve 100'ün katlarında ne yapıyorduk? Önce sayımızı yazdık 60'ı. Daha sonra ne yapıyorduk? 100 demek 2 0 demekti. Sayımızın sağ tarafına 2 0'ımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Ekliyoruz. Demek ki 60 çarpı 100 6000 yapıyor. Daha sonra da ne yapıyoruz? 6000'i 4'e bölüyoruz arkadaşlar. 6'nın içinde 4 1 kere var. 1 kere 4 4 2 kaldı. 0 aşağı indik. 20'de 4 5 kere var. 5 kere 4 20 0 0 aşağı indik. 0'ın içinde 4. Arkadaşlar bu sıfırları ne yapıyoruz? Direkt sayımızın
bölümdeki sayımızın hemen sağ tarafına ekliyoruz arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Çünkü bu sıfırlar direkt sağ tarafa ekliyoruz. Evet, sayımız kaç oldu arkadaşlar? 1500 oldu. Demek ki 60 çarpı 25'in kısa yoldan yapılışı bu şekilde. Sayımızı önce 100 ile çarpıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? 4'e bölüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu da bu şekilde. Şimdi bir doğal sayıyı 50 ile kısa yoldan çarpılırken doğal sayı önce 100 ile çarpılır. Daha sonra çarpım ne yapılır arkadaşlar? 2'ye bölünür. Burada yine 60 çarpı 50'yi vermiş. Biz önce ne yapıyoruz? 60 ile yine 100'ü çarpıyoruz. 60 ile 100'ü çarparken arkadaşlar diğer doğal sayılarda da aynı şekildeydi. Önce sayımızı yazıyoruz 60'ı. 100 demek 2 sıfır demekti. Hemen sayımızın sağ tarafına 2 sıfır ekliyoruz. 6000 oldu. Daha sonra 6000'i ne yapıyoruz arkadaşlar? 2'ye bölüyoruz. 6'nın içinde 2 3 kere var. 3 kere 2 6 0. Sıfırlarımızı buraya yazıyoruz. Buraya ekliyoruz. Evet. Demek ki sonucumuz kaçmış arkadaşlar? 3000'miş. Şimdi kafanızda arkadaşlar bazılarınızın kafasında şu soru işareti belirmiş olabilir. Biz niye 100 ile çarpıyoruz? 100 ile niye çarpıyoruz arkadaşlar? Sonucumuzu daha kolay bulabilmek için. Tamam, 100'ü anladınız. Peki 2'ye niye bölüyoruz diye düşünebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar 2 tane 50 ne yapar? 100 yapar. Biz 100 ile çarptık. Çünkü normalde ne yapmamız gerekiyor bizim? Sayımızı 50 ile çarpmamız gerekiyor. Biz kolay yapabilmek için ne yapıyoruz? Sayımızı 100 ile çarpıyoruz. 2 tane 50 100 yaptığı için de daha sonra ne yapıyoruz? Sayımızı 2'ye bölüyoruz. 25 ile çarpmada da aynı şekildeydi arkadaşlar. Bunlar bazılarınızın kafasında soru işareti belirtmiş olabilir. O yüzden açıklama yapıyorum. Biz ne yapıyoruz? 60 ile 25'i kısa yoldan çarparken sayımızı önce 100 ile çarpıyoruz. Bulduğumuz sonucu 4'e bölüyoruz. Niye? Çünkü 4 tane 25 100 yapar arkadaşlar. O yüzden 4'e bölüyoruz. Burada 5 ile kısa yoldan çarparken de ne yapıyoruz arkadaşlar? Sayımızı önce 10 ile çarpıyoruz. Sonra 2'ye bölüyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Çünkü 2 tane 5 10 yapar. O yüzden arkadaşlar, bu da aklınızda olsun. Evet. Bu konumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bir doğal sayı zihinden sırasıyla 10, 100 ve 1000 ile çarpılırken doğal sayının sağına sırasıyla 1 adet, 2 adet ve 3 adet 0 yazarız. Az önce arkadaşlar size belirttiğim gibi. Mesela burada ne yapmış? 70 ile 10'u çarpmış. 70 ile 10 çarpılırken ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen gösterelim. Mesela 70 çarpı 10 demiş. Burada ne yapıyoruz? Birinci doğal sayımızı direkt yazıyoruz, 70'i. 10 ile çarptığımız için arkadaşlar 10 demek bir tane 0 demekti. Hemen 70'in sağ tarafına ben bir tane 0'ımı ne yapıyorum? Ekliyorum. 100 ile çarparken de aynı şekildeydi arkadaşlar. Şöyle şuraya yazalım. Mesela 70 çarpı 100 dedik. Çarparken ne yapıyoruz? Önce doğal sayımızı direkt yazıyoruz. Birinci çarpanımızı. İkinci çarpanımız 100 olduğu için 100 demek arkadaşlar 2 tane 0 demekti. 70'in sağ tarafına 2 tane 0'ımı ne yapıyorum? Ekliyorum. 7000 oldu. 1000 ile çarparken de aynı şekildeydi arkadaşlar. Mesela 70 çarpı 1000 eşittir. Önce doğal sayımı direkt yazıyorum. Daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? 1000 demek, 1000'de arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane 0 var. Yani 1000 demek 3 tane 0 demek. 70'in hemen sağ tarafına ne yapacağım? 3 tane 0'ımı ekleyeceğim. Kaç buldum sonuç? 70.000 buldum arkadaşlar. Evet, demek ki bir doğal sayı zihinden sırasıyla arkadaşlar 10, 100 ve 1000 ile çarpılırken ne yapıyoruz? 10 ile çarpıyorsak doğal sayımızın sağına 1 0 ekliyoruz. 100 ile çarparken 2 0 ekliyoruz. 1000 ile çarparken 3 tane 0 ekliyoruz. 10.000 ile çarparken ne yapacağız arkadaşlar? 4. 100.000 ile çarparken de 5 tane 0 ekleyeceğiz. Yani 10 ve 10'un katları, 10 ve 10'un katları demeyelim de 10'un katı, 100'ün katı, 1000'in katı ile çarpılırken bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 10, 100 ve 1000 ile çarparken. Evet. Konularımız bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz konularımızı pekiştirmek amacıyla birkaç tane ne yapalım? Etkinlik yapalım. Evet, birinci etkinliğimiz
Tablodaki diyor arkadaşlar çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sol taraftaki çarpanlarımız bak birincisi 20 diyor. Yani 10'un katı, ikincisi 400, 100'ün katı, üçüncüsü de 2000 demiş, 1000'in katı. Yani ilk konumuz arkadaşlar videomuzdaki ilk konumuzdu çarpma işlemi yapılırken. Evet demek ki arkadaşlar biz ne yapıyoruz? 10 ve 10'un katıyla bir doğal sayıyı çarparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunun çok kolay bir yöntemi vardı. Ne yapıyorduk? Önce doğal sayımızla 10'un katını çarpıyorduk. Yani burada ilk ne yapacağız biz? 15 ile 2'yi çarpacağız. 15 çarpı 2 veya 2 tane 15 kaç yapar arkadaşlar? 30 yapar. Daha sonra sayımızı 10 ile çarpacağız. 10 ile çarparken de ne yapıyorduk arkadaşlar? Az önce anlattığım gibi 10 demek 1 0 demekti. Sayımızın sağ tarafına ne yapıyoruz? 1 0 ekliyoruz. Evet. Şimdi ikinci olarak 20 ile 30'u çarpacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz yine? 30 ile 2'yi çarpıyoruz önce. 2 tane 30 60 yapar. Daha sonra 10 ile çarpacağız. 10 ile çarparken de sayımızın bulduğumuz sonucun sağına bir tane 0 ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi 20 ile 60'ı çarparken de ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce 60 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 tane 60 arkadaşlar 120 yapar. Daha sonra 10 ile çarpacaktık. 10 demek 1 0 demekti. Bulduğumuz sonucun sağına bir tane 0'ımızı ne yapıyoruz? Ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi 400 ile 15'i çarpıyoruz. Bakıyoruz 100'ün katıyla bir tane doğal sayıyı çarpıyoruz. Önce ne yapıyorduk? Bu doğal sayımızla 100'ün katı olan sayıyı çarpıyorduk. Yani 15 ile önce 4'ü çarpacağım. 4 tane 15 arkadaşlar kaç yapar? 60 yapar. Daha sonra da bulduğum sonucu ben 100 ile çarpacaktım. 100 ile kısa yoldan çarparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Bulduğumuz sonucun sağına 2 tane 0 ekliyorduk. Evet hemen ekleyelim. Evet 6000 bulduk. Şimdi 400 ile 30'u çarparken 30 ile önce 4'ü çarpıyorum arkadaşlar. 4 tane 30 kaç yapar? 120 yapar. Daha sonra bulduğum sonucu 100 ile çarpıyorum. 100 ile çarparken de 2 tane 0 ekliyorum. Evet 1'ler, 10'lar, 100'ler 12.000 yaptı arkadaşlar. Şimdi 400 ile 60'ı çarpacağım arkadaşlar. Önce ne yapmam gerekiyor? 60 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. 60, 4 tane 60 kaç yapar arkadaşlar? 240 yapar. Daha sonra bulduğum sonucu 100 ile çarpıyordum. 100 ile çarparken de sayımın sağ tarafına bulduğum sonucun sağ tarafına 2 0 ekliyordum. Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 1000'in katı olan bir sayıyla bir doğal sayıyı çarpıyoruz. Bunda da aynı şekilde doğal sayıyla önce 1000'in katını çarpıyoruz. 2 tane 15 30 yapar. Daha sonra da bulduğumuz sonucu 1000 ile çarpıyorduk. 1000 demek 3 tane 0 demekti. Sayımızın sağ tarafına bulduğumuz sonucun sağ tarafına 3 tane 0 ekliyoruz. Evet şimdi 2000 ile 30'u çarpıyoruz. 1000'in katı olan sayıyla çarparken ne yapıyorduk? Önce 30 ile 2'yi çarpıyorum. 2 tane 30 60 yaptı. Daha sonra 1000 ile çarpacaktım. 1000 demek 3 tane 0 demekti. 1, 2, 3. 3 tane 0'ımı ekliyorum. Evet 60.000 oldu. Şimdi 2000 ile 60'ı çarpacaktım. Önce ne yapıyordum? 60 ile 2'yi çarpıyordum. 2 tane 60 arkadaşlar 120 yapar. Daha sonra bulduğum sonucu 1000 ile çarpacaktım. 1000 demek 3 tane 0'dı. 3 tane 0'ımı hemen sayımın bulduğum sonucun sağ tarafına ekliyorum. 120.000. Evet 10'un katı, 100'ün katı ve 1000'in katıyla çarpma işlemlerini arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Normalde çok kolay arkadaşlar. Yani yöntemini bildikten sonra bu tarz soruları çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. Evet A'daki işlemimize bakalım. 40 çarpı 5 demiş arkadaşlar. Burada ne yapacağız biz? Bir doğal sayıyı 5 ile kısa yoldan çarparken biz hangi yöntemi kullanıyorduk? Sayımızı önce 40'ımızı 10 ile çarpıyorduk. 10 ile kısa yoldan çarparken de ne yapıyorduk? Önce doğal sayımızı yazıyorduk 40'ımızı sonra sağ tarafına 1 0 ekliyorduk. Evet sonucumuz 400. Sonra 400'ü ne yapacağız arkadaşlar? 2'ye böleceğiz. 400'ü hemen 2'ye bölelim.
4'ün içinde 2, 2 kere var. 2 kere 2, 4, 0. Sıfırlarımızı aşağı inip buraya ekliyoruz. Demek ki sonucumuz kaçmış arkadaşlar? 200'müş. Evet, B'ye bakalım. B'de ne yapmış arkadaşlar? 20 ile 25'i çarpmış. Yani biz 25 ile bir doğal sayıyı kısa yoldan çarparken ne yapıyorduk? Önce doğal sayımızı, yani 20'yi 100 ile çarpıyorduk. Hemen çarpalım. 20 çarpı 100. Hemen 100 ile kısa yoldan çarparken de ne yapıyorduk? Önce doğal sayımızı yazıyorduk. Sonra sağ tarafına 2 sıfır ekliyorduk. Sonucumuz kaç arkadaşlar? 2000. Daha sonra ne yapıyorduk? Bulduğumuz sonucu arkadaşlar kaça bölüyorduk? 4'e bölüyorduk. Çünkü 4 tane 25 100 yaptığı için önce 100 ile çarptık. Daha sonra 25 ile çarptığımız sonucu bulmak için de ne yapıyoruz? Bulduğumuz sonucu 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Evet, hemen bölelim. 2'de 4 yok. 20'de 4 arkadaşlar kaç kere vardır? 5 kere vardır. 5 kere 4 20. 0 0. Sıfırlarımı aşağı iniyorum ve buraya 2 tane sıfırımı ekliyorum. Evet, sonucumuz kaç arkadaşlar? 500. Hemen C'ye geçelim. C'de ne yapmış arkadaşlar? 90 ile 50'yi çarpmış. Biz bir doğal sayıyla 50'yi kısa yoldan çarparken hangi yöntemi kullanıyorduk? Önce arkadaşlar doğal sayımızı 100 ile çarpıyorduk arkadaşlar. Yani önce ben ne yapacağım? 90'ı 100 ile çarpacağım. 100 ile kısa yoldan çarparken de önce doğal sayımızı yazıyoruz. Sağ tarafına 2 tane sıfırımızı ekliyoruz. Kaç oldu arkadaşlar? 9000 oldu. Daha sonra da ne yapıyorum arkadaşlar? Bulduğum sonucu kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. Çünkü 2 tane 50, 100 yaptığı için. Çünkü biz burada ne yapıyoruz? 50 ile çarpıyoruz. 9'un içinde 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8. 9'dan 8 çıktı 1, 0 aşağı indik. 10'un içinde 2, 5 kere var. 5 kere 2, 10, 0, 0. 2 sıfırım aşağı inip buraya ne yapıyorum arkadaşlar? Ekliyorum. Demek ki sonucumuz kaçmış? 4500. D'ye bakalım arkadaşlar. 56 ile 50'yi çarpmış. 50 ile kısa yoldan çarparken önce doğal sayımızı, yani 56'yı önce 100 ile çarpıyoruz. 100 ile çarparken de ne yapıyoruz? Önce doğal sayıyı yazdık. Sonra sayımızın sağ tarafına 2 sıfır ekliyoruz. 5600. Sonra da 5600'ü ne yapacağız arkadaşlar? 2'ye böleceğiz. Hemen bakalım. 5'in içinde 2. 2 kere var. 2 kere 2, 4, 1. 5'ten 4 çıktı, 1. 6'yı aşağı indik. 16'da 2, 8 kere var. 8 kere 2, 16. 6'dan 6 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Daha sonra sıfırlarımızı aşağı indik ve buraya sıfırlarımızı ekledik. Demek ki sonuç kaçmış arkadaşlar? 2800'müş. Arkadaşlar, yöntemi bildikten sonra bakın sorularımızı ne yapıyoruz? Çok kolay bir şekilde kısa yoldan çarpıyoruz. Evet, bir tane daha etkinliğimiz var arkadaşlar. Sonuncu bir etkinliğimiz. Üçüncü etkinliğimizde ne diyor arkadaşlar? Tablodaki işlemleri diyor, tablodaki zihinden çarpma işlemlerini yapınız demiş arkadaşlar. Çarpanlarımızdan birincisine baktığımız zaman arkadaşlar 10, 100 ve 1000'miş. Sağ tarafta da 18, 35 ve 56 var. Yani burada son öğrendiğimiz konulardan birisi neydi? 10 ile, 100 ile ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemiydi arkadaşlar. 10 ile kısa yoldan sayılarımızı çarparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce doğal sayımızı yazıyorduk. Daha sonra doğal sayımızın sağ tarafına ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir tane sıfır ekliyorduk. Evet, 18'in sağ tarafına bir sıfır ekledik. 180 oldu. 10 ile 35'i çarparken 35'i yazıyorum ve sağ tarafına bir tane sıfır ekliyorum arkadaşlar. Çünkü 10 demek bir tane sıfır demekti arkadaşlar. 56 ile 10 ile 56'yı çarparken de aynı şekilde önce 56'yı yazıyorum. Daha sonra sağ tarafına bir tane sıfır ekliyorum. 560 oluyor arkadaşlar. 100 ile çarparken önce doğal sayımı yazıyorum. Daha sonra doğal sayımın sağ tarafına 2 sıfır ekliyorum arkadaşlar. Çünkü 100 demek 2 sıfır demekti. Ne oldu sonucumuz? 1800. 100 ile 35'i çarparken de önce 35'i yazıyorum. Daha sonra sağ tarafına 2 sıfır ekliyorum. 3500. 100 ile 56'yı çarparken de önce 56'yı yazıyorum. Daha sonra sağ tarafına 2 sıfır ekliyorum. 5600 oldu arkadaşlar. Şimdi 1000 ile doğal sayılarımızı kısa yoldan çarparken de önce doğal sayımızı yazıyorduk. Daha sonra 1000 demek 3 sıfır demekti. Doğal sayımızın sağ tarafına 3 tane sıfırımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Ekliyoruz.
Sonucumuz kaç oldu? 18.000. 35 ile 1000'i çarparken de önce 35'i yazıyorum. Daha sonra 35'in sağ tarafına 3 tane 0 ekliyorum. Sonucum 35.000 oldu. 1000 ile 56'yı çarparken de önce 56'yı yazıyorum. Daha sonra 56'nın sağ tarafına arkadaşlar 3 tane 0'ımı ekliyorum. Evet, sonucum kaç oldu arkadaşlar? 56.000 oldu arkadaşlar. Evet, doğal sayılarla arkadaşlar demek ki zihinden, doğal sayılarla kısa yoldan ve zihinden çarpma işlemi konumuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olur. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızın altına güzel yorumlar yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bizi dostlarınıza, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.